Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz verandama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve arkadaşlar, hem sabah erken kalkarım, hem gideceğim yerlere giderim, hem Melis okula götürürüm. Oradan da yaklaşık 80 kilometrede Florolüks'e gidip gelirim. Sonra da evime gelirim arkadaşlar. Telefon görüşmelerimi yaparım ve bu güzelliklerimi de arkadaşlar, bakın şöyle ben kenaraya çekileyim. Bakın, birçoğunu verandaya taşıdım arkadaşlar. Daha göremedikleriniz var. Bir de ekranın buradan kalan kısımları var ve bakın sardunyalarım orada. Biraz kaktüslerim kaldı. Evin ön tarafındakiler var. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bunların hepsine bu kış için yer ayarlıyorum. Garajım boş, kulübem boş. Evimin içi boş, öyle söyleyeyim. Hani boş derken arkadaşlar, mesela kaktüslerimin bazılarını içeriye alacağım. Mecburen, çünkü kaktüslerimin hani dışarıda kalmasını istemiyorum. Ve kahvemi de yaptım. Böylece arkadaşlar, hani hem böyle sizinle beni de gördüğünüz bir video olsun, hem de akşam kahvemi ve sabah kahvemi birleştirmiş bir şekilde şimdi içeyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Nilüfer hem işini yapar, hem kendine bakar, hem arkadaşlarına yetişir. Bakın, uzun zamandan sonra arkadaşlar saçım kendi haline geldi. Benim saçlarım dalgalıdır bu arada. Kahvemden de bir yudum alayım. Sizler de biliyorum kahvenizi yapıp çayınızı yapıp alıp beni izliyorsunuz. Ve arkadaşlar, bugün 18 Ekim 2023 Çarşamba günü. Ve gördüğünüz üzere Nilüfer her şeye yetişmeye çalışıyor. Bazen de kendi kendime diyorum ki, Nilüfer bu kadar yıpratma kendini. Biliyorum benim adıma çok üzülenler var. Nilüfer'cim biraz frene bas, bu gençliğini arayacaksın diyenler var. Ama arkadaşlar, elimde olmayan bir şekilde sukulentlerim bu boyuta geldi. Kaktüslerim çok büyüdü. Ve dolayısıyla hani bunları korumam gerekiyor. Yani korumazsam arkadaşlar, ben bunlara bir nevi annelik ya da hani bu hobimi layıkıyla yapamazmışım gibi geliyor. Ve sizlere de anlatmış olduğum bu bilgilerin arkadaşlar, yani bir hikmeti kalmaz. Çünkü ben hani bu şekilde yetiştiriyorum ve dediğim gibi arkadaşlar, bakın ben sukulentlerimi bu boyuta getirmem ne kadar bir zamanımı aldı? Yaklaşık olarak bir seneyi aldı arkadaşlar. Kendi bahçem artı aldıklarım da diyeyim. Çünkü ara ara aldıklarım oluyor. Türkiye'den getirdiklerim oldu. Ve Türkiye'den arkadaşlar yine aldım. Kimlerden aldım söyleyeyim. Breeze Sukulent, Cool Tasarım, Algen Sukulent, Ütopya Çiçek Evi, Neşe abladan da inşallah alacağım diyeyim. Ve arkadaşlar, buradan Neşeli Sukular Neşe ablama sonsuz öpücük ve sevgilerimi hepinize Neşe abla nezdinde tüm ismini andığım satıcılar, beni takip edenler, herkes arkadaşlar. Çünkü Neşe abla biliyorsunuz hastaneden bazen şey yapıyor, beni izliyor. Hatta Ütopya Çiçek Evi'nin Nurcan Hanım'ın da yayınına hastaneden sizi izliyorum diye yazmıştı. Sağ olsun. İnşallah arkadaşlar, 31 Ekim günü uçağım var ama akşam İzmit'te olurum arkadaşlar. Ve planladığım geziler var. İnşallah o gezileri de şimdi arkadaşlar söylemeyeyim. Bir de gerçekleştiremezsem burada insanlara da ümit vermeyeyim. Yani sadece kafamda planladım. Olur ya da olmaz, bakalım hayırlısı. Ve ben arkadaşlar sukulentlerimde çok taş karışımlı toprak yapmıyorum. Bunu hep söylüyorum. Çünkü sukulentin besin ve minerallerini alabilmesi için toprak karışımının benim kendi yetiştirme usulüme göre biraz daha fazla olması gerekiyor. Mesela şunu söyleyeceğim aslında da. Ben birçok köy gezilerimde, akrabalarım dahil arkadaşlar, gerek sukulent olsun, gerek kaktüs olsun, gerek sardunya olsun, köydeki hiçbir akrabam, anneannem, halalarım, teyzelerim asla ve asla çiçek toprağı satın almazlar.
Aldıkları tek satın aldıkları çiçek toprağı sadece arkadaşlar Afrika menekşeleri içindir. Onu da söyleyeyim. Ben hani çocuktan kalma usullerle yetiştiriyorum. Biliyorsunuz gübre şerbeti şu anda herkes yapmaya başladı. Özelden de bana çok soranlar var. Bu arada arkadaşlar çizmelerimle kaldım, kusura bakmayın. Çünkü onu da söyleyeyim. Arkadaşlar benim Türkiye'den birlikte çalıştığım, kol kola yani nasıl diyeyim, her projede birlikte olduğum sevgili arkadaşım Türkiye'den buraya gelmiş. Onunla buluşacağım arkadaşlar. O yüzden giyindim, hazırlandım böyle. Yaklaşık çok uzun seneler birlikte çalıştık. Hatta Japonya'ya da ilk gidişim onunladır. Şimdi o da buranın personeli olarak Türkiye'den gidip geliyor arkadaşlar ve uzun zaman sonra, Covid'den sonra ilk defa o da Belçika'ya geliyor. İnşallah onunla da böyle güzel bir vakit geçireceğim. Bu sabah zaten şirkete gittim geldim. O ayrı mevzu. Ve değerli arkadaşlar, hani uzun zaman sonra beni ilk defa böyle biraz daha bakımı artmış bir Nilüfer görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın, hem çiçeğimize bakacağız, hem kendimize bakacağız, hem tırnaklarımıza bakacağız. Yani saçımız, başımız, her şeyimiz düzgün olacak arkadaşlar. Bakın biz vefakar Türk kadınlarıyız ve hem çocuklarımıza, hem ben özellikle biliyorsunuz yabancı bir ülkedeyim ve Türkleri düzgün temsil etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü hani diyeceksiniz ki Nilüfer gerek yok, var arkadaşlar, var. Çünkü neden var? Ben burada yerli olarak oturduğum için ve burada tutunabilmem için, ya da işte çalışanlar için de şunu söyleyeyim, iş yerinde arkadaşlar tutunabilmeniz için birçok yönden modern, iletişime ve gelişime açık, değişime de açık, kendi örf ve adetleriniz, kurallarınız çerçevesinde bu şekilde bir yol çizmek gerekiyor. Ben zaten arkadaşlar yurt dışında çok yaşamış da birisiyim, yani ilk defa değil bu benim için. Ve şunu söyleyeceğim. Beni ekranda böyle bakımlı gördükçe, buradan şu anda depresyona girmek üzere olan, girmiş olan ya da uzun süredir depresyon ilacı içen birçok kişi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Özelden mesajlarınız geliyor. Ben sizlere moral, motivasyon vermek için ekrana böyle çıkıyorum. Çıkmaya da devam edeceğim. Hatta yine kafama gül koyacaktım ama dedim ki ya şimdi dedim gideceğim, kafamda unutup arabada giderim. Neyse. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi, mesela benim köydeki birçok tanıdığım, buna Sare abla da dahil, gidiyor bahçesinden toprağını eşeliyor, biraz gübre katıyor, dikiyor. Benim Instagram'daki paylaşımıma birisi yine yazmış, yağmur yağdığında ne yapıyorsunuz diye. Şimdi bakın, bahçede çiçek yetiştirilirken rüzgardan tripodum sallanıyor arkadaşlar. Deprem olmuyor bu arada. Çünkü birkaç kişi yazmıştı öyle. Ay deprem oluyor Nilüfer Hanım orada da diye. Yok arkadaşlar, burası deprem bölgesi değil. Yine yazılmış. Her videoma yazılıyor. Yine yazılıyor ve ben de artık diyorum ki lütfen videolarımı takip edin. Şimdi arkadaşlar, Nilüfer Hanım kışın nasıl koruyacaksınız? Nilüfer Hanım yağmur yağdığında ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bakın. Bu bitkileri, sukulentleri ve kaktüsleri nasıl alıştırıyorsanız öyle gider. Yapraklıktan itibaren. Yani yapraklıktan itibaren cümleme çok dikkat edin. Çünkü o şekilde olması lazım. Evet, alıp da sonra da alıştırabilirsiniz ama o uzun bir süreci kapsar. Şimdi bakın arkadaşlar, doğada her şey yağmurun altında zaten. Çiğin altında zaten. Seralarda da o şekilde bu bitkiler. Ama balkon ortamıyla bahçe ortamı çok fark ediyor. Bakın, balkon ortamındakiler biraz daha böyle, nasıl diyeyim size, benzetmek gerekirse daha böyle narin, kırılgan sukulentler olabiliyor. Ama bahçe ortamındakiler arkadaşlar daha böyle hani şey olur ya, böyle sokak kedileri olur, böyle hırçın, aynen öyle oluyor arkadaşlar. Çünkü bahçedeki alışılmış olan hava şartlarıyla balkon aynı değildir. Yağmurun altında kaldılar benimkiler. Yani tüm yaz boyu yağmurlu olan Belçika'da tamamen yağmurun altındaydılar. Bakın kapaklı saksılarım dahil. Bu tüm saksılarım dahil. Bakın uzun süre yağış aldı Belçika. Yani ben Türkiye'ye gittiğimden Belçika'ya dönene kadar hep yağmurluydu. Hatta Nurcan bana durmadan mesaj attı. Nilüfer'cim, eyvah, sukulentlerin ne oldu acaba? Yakın olsa gidip bakardık diye, sağ olsun.
Yani bu kadar bitkilere işte şey gibi davranmaya da gerek yok. Yani böyle fanus içine koyup da gezdirmeyeceğiz bunları. Çünkü bunlar arkadaşlar zaten tabiat bitkileri. Ama balkonda yetiştirilirken ki nasıl diyeyim size? Ben arkadaşlar balkondaki gibi bahçede davranmıyorum. Bahçede daha vahşi ortamda, daha böyle hayata ve hani olur ya öyle işte sanayiye çocuğu gönderirsiniz, kaynakçıda çalıştırırsınız, o böyle hayatı öğrenir. Aynı o tarz arkadaşlar, bakın. Sukulentler bahçe ortamında çok çok farklı olur. Balkon ortamı gibi olmaz. Yani balkonda siz onu el bebek gül bebek yetiştirirken benim gibi bahçe ortamındakiler bırakıyorlar Allah'a emanet yani. Ben bir de ülke ülke geziyorum yani arkadaşlar. Ve şimdi yani Allah ol deyince de oluyor arkadaşlar. Bakın örnek, bakın. Şimdi ne yaptım? Nilüfer Hanım kışın ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi verandama aldım. Birçoğunu aldım. Bir kısmını yan taraftaki verandanın altına aldım. Sardunyalarımı arkadaşlar kulübenin içine alacağım. Birkaç tane de kaktüsüm kaldı. Onları da garaja alacağım arkadaşlar. Ve ben Türkiye'deyken buraya arkadaşlar bir don örtüsü ve üstüne sera örtüsü gelecek. Bilmiyorum, belki de ben gelince olur. Artık nasip kısmet diyeyim ben size. Bu şekilde koruma altına almaya başladım arkadaşlar. Bir de eğer ki bulabilirsem arkadaşlar bir dış mekan ısıtıcısı bulup buraya monte edip zırai donlarda da burada da fişim de var. Burada arkadaşlar derece de yapmış eski ev sahibi. O dereceyi de bakaraktan ve salonda uyuyaraktan arkadaşlar kontrol ederekten sukulentlerimi burada korumaya çalışacağım nacizane. Hepimizin sukulentleri bu kışı sağ salim geçirsin. İstemem ki bir yaprağınız donsun, bir kaktüsünüz çürüsün arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi büyük emekler. Bakın ben hiç durmadan bir oraya taşıdım, bir buraya taşıdım, iki tane ev taşıdım. Yani ondan sonra bu saksıları bir oraya taşıdım, bir oraya taşıdım, tekrar diktim. Ve benim göstermiş olduğum emeği gösteren o kadar çok insan var ki, o nedenle sizler, ben hani kanal açtığım için beni görüyorsunuz ama benim gibi o kadar çok çalışkan, bu hobiye gönül vermiş insanlar var ki, o yüzden hepinizin karşısında arkadaşlar saygıyla eğiliyorum. Sadece ben çalışmıyorum, sizler de çalışıyorsunuz. Ve yani bugün dedim ki Nilüfer dedim. Emeklerin yapmış olduğun emeklerin boşa çıkmasın. Kalk dedim bunları. Saat işte 2'den sonra arkadaşlar 4.30'a kadar bunları ancak taşıdım. Çünkü arkadaşlar bakın bunları yerleştirmek de bir sanat. Yani bir lojistik işi gerektiriyor. Mesela ben daha önceki çalışmış olduğum işlerde tır hesaplamaları da yapıyordum. İşte tırın içine koliler nasıl daha düzgün yerleştirilirse en verimli kullanılır diye. Yani bir santim bile tırın içinde boşluk bıraktırmıyordum arkadaşlar. Ben imza atınca tır yola çıkıyordu. Öyle dedi. Ve hani müdürdüm o zaman o iş yerinde de öyle söyleyeyim. Her neyse. Ve arkadaşlar sukulentlerimi ben artık koruma altına almaya başladım. Avrupa'daki arkadaşlar sizler de yavaş yavaş artık koruma altına alabilirsiniz. Ama tabii ki Kuzey Avrupa'dakiler, Güney Afrika'dakiler hala sıcağı yaşıyor Türkiye gibi. Ve arkadaşlar bu videomu da şimdi editledikten sonra koşa koşa iş arkadaşımla buluşmaya, daha doğrusu iş arkadaşlarımla buluşmaya ve onlarla da şöyle eski günleri yad ederekten ya da yeni günlere de merhaba diyerekten arkadaşlar sohbetimize devam ederiz. Sizler de arkadaşlar kışın bu tontişlerinizi, bu cicişlerinizi koruma altına alın. Ve Belçika'dan Türkiye'ye ana vatanıma kucak dolusu sevgilerimi gönderirken benim gibi dünyanın çeşitli ülkelerine serpilmiş Türk vatandaşlarıma arkadaşlar buradan yine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve artık çetin kış başladı bizim için. Ve bu başlayan kış arkadaşlar inşallah evsizlere ev bulunur. Hiç kim istemem ki evsiz bir insan olsun ya da aç susuz bir insan hayvan olsun. Ve arkadaşlar her zamanki gibi ne diyorum? Şu anda her nerede dua ediyorsanız o etmiş olduğunuz dualar hem size hem de o mekandaki diğer insanlara geçsin. Ve arkadaşlar şu anda benimle birlikte dua eden herkesin duası tek tek hepimize geçsin arkadaşlar. Eğer 10 kişi dua ediyorsa o 10 kişinin duası hepimize geçsin. Beni şu anda izleyen
kaç kişi varsa arkadaşlar, onların ettiği dualar da aynı şekilde ve her zaman iyilik kapılarınız açık olsun. Sizin iyilik kapılarınız açık kaldıkça hem size iyilikler gelecektir hem de siz iyilikler göndereceksinizdir ve her zaman için bugün kendiniz için ne yaptınız onu oturun bir düşünün. Çünkü kendiniz için yapmış olduğunuz şey hem Allah içindir hem de arkadaşlar sizin diğer insanlara faydalı olabilmeniz adına kendinizi motive etmenizdir. Çünkü kendiniz motive değilseniz kimseye faydanız olamaz. Ve şu anda kışın bu gri havasıyla birlikte depresyona girmiş, depresyona girmek üzere olan arkadaşlar hemen çayınızı kahvenizi alın. Benim eski videolarımı izleyin ve benim bu videolarımı arkadaşlarınıza paylaşarak beni onurlandırın. Ve değerli arkadaşlar kendiniz için bir şey yapın. Hoşça kalın.